Şimdi bunu nasıl çizeceğinizi anladınız mı? Kime bu? Bunu kim sipariş etti? Kızlar siz mi? Ben değilim. Ben de değilim. Kesinlikle benlik değil. Garip. İçeride ne var? Bu benim. Evet ya, her şeyi hazırladım. Yalan söyleme, bunu ben sipariş ettim. Hayır benim kutum. Onu kim sipariş etti? Kızlar böyle asla çözemezsiniz. Her şeyi ilginç bir meydan okumada çözmek daha iyi. Meydan okuma mı? Aynen. Başlıyoruz. Parçanından neredeyiz biz? Challenge sizi bekliyor. Üçümüzden birine çikolatalı çeşmesi verilecek. Onu bu renkli kalemlerle en iyi çizen kişi olacak. Ama çok önemli bir şey var. Ellerinizle değil ağzınızla çizmek gerekiyor. Her şey için bir dakikanız var ve o başladı. Hadi bakalım. Kazanmam gerekiyor çünkü burada benden daha havalı kimse yok. Ne? Kaybedeceksin. Çünkü en iyi resim bende olacak. Bingo. Sende mi mavi renkli bir çikolata çeşmesi nasıl olabilir ki? Hayır. Ben kazanacağım. Dahası aklıma çok havalı bir fikir geldi. Eğer kapağı çıkarabilirsem neden boyayı öflüyorum? Vay canına. Bunu neden ben düşünmemiştim ki? Denemeliyim. Düştüm. Peki denedim mi? Nasıldı? İşe yaradı mı? Şimdi nasıl tanıyorsun? Arkadaşına yardım ettin iyi olurdu. Ama sen benimle dalga geçiyorsun. Bunun için sana ders vermem gerekiyor. Bu konuda bana basit bir tür yardımcı olacak. Şey. Ne yapacağım? Şimdi sanki domates ıslanmamışım gibi. Ya da daha kötü bir şey. Şimdi Suzy kesinlikle kaybedecek. Öyle mi? Hala gülüyor musun? O zaman sen de kaybedeceksin. Al. Bu bir şey. Hayır. Bunu nasıl yaptın? Sen de alacaksın. Hayır. Lütfen yapma, yalvarırım. Kızlar, zaman doğdu. Orada ne çizdiğinizi gösterin. Jolie, bu kırmızı nokta ne? Boyayı döktün mü? Görünüşe göre yüzüne de döktün. Suzy, neden sende hepsi kırmızı? Hep beraber domates mi yediniz? Böyle çizimler kazanamaz. Mela'nın da kötü bir resmi var ama en azından kırmızı bir noktası yok. Mela, sen kazandın. Yaşasın. Artık hepsi benim olacak. Merhabalar lezzetli çikolatam. Biz de biraz çikolata istiyoruz. Ve onu alacağız. Ne kadar lezzetli. Çok mutluyum. Harika. Hey, tüm çikolata nerede? Gerçekten de kim onu içmeye cesaret edebildi ki? Hadi ya, sizi hırsızlar. Bu sefer ödülünüz çok daha ilginç olacak. Bakın bu tatlış köpeğe. Ama ödül o değil. Ondan kalan bobok. Bu turda yine ağzınızla boyamak zorunda kalacaksınız. Bu yüzden iyi çalışın. Zaman başladı. Bok çizmekten daha kolay bir şey yok. Çizmenin daha inandırıcı olması için koku eklemem gerekiyor. Bunu nasıl yapacağımı biliyorum. Bu koku da ne böyle? Burada birisi öldü. Yoksa bir şey mi kokmuş? Sanırım kendimi kötü hissediyorum. Ups, uzun zamandır ayaklarımı yıkamamıştım. Ayağınızla çizmek zordur ama dirseklerle çizmek çok daha kolay bir çözüm. Ay, son bir. Hala bir sürü kalemim var. Hadi ama. Aa, nasıl da başarıyor? Kızlar çizmeyi bırakın. Neler yaptığınızı gösterme zamanı. İşte böyle. Mila, kaka kesinlikle iyiydi ama ben daha iyisini bekliyordum. Mesela Suzy'di. Muhteşem. Ama Julie'nin kakası çok da iyi olmadı. Bu ne ya? Görünüşe göre kaybetmek istedi. Öyle olsun. Gerçek kakayı alan o. Ne? Ama Suzy yüzünden kendimi kötü hissettim. Bu dehşeti yemeyeceğim. Mecbursun, kurallar böyle. Korkunç. Bunun sadece çikolata olduğunu hayal edeceğim. Gerçekten kakayı yedi mi? Hayır, bu gerçek çikolata. Kızlar, siz de ister misiniz? Hayır, teşekkürler. Bu turda sizin ödülünüz balık olacak. Kokulu ve hiç de lezzetli değil. Ve soslarla çizeceksiniz. Bana göre bu oldukça eğlenceli ve sıra dışı görünüyor. Yani başlayabilirsiniz. Zaman başladı. Daha önce hiç sosla boyamamıştım. Umarım güzel bir şekilde başarabilirim. Bir sürü ya. Çok fazla seçeneğim var. Ama neden? Tüm toplar üzerimde. Ben sizin çöplüğünüz değilim. Ben de başka bir zamanı geldiğini düşünüyorum. Bu çizdiğim en lezzetli çizim olacak. Ben ise peynir sosuyla başlayacağım. Sarı bu yüzden bu iğrenç balık için daha uygun. Gerçi peynir sosu çabucak bitti. Olamaz ya. En kısa zamanda onun yerine başkasını bulmalıyım. Sanırım çok iyi. Kahretsin. Suzy'nin bile çizim benimkinden daha iyi. Acele etmeliyim. Tabii ya, 5 parmağım var. Yani aynı anda çizebileceğim 5 fırçam var. Bu sos çok güzel kokuyor. Sanırım biraz denesem sorun olmaz. Ne kadar lezzetli. Hayır, bu yeterli değil. Daha fazla sos yemek istiyorum. Ya da sos mu yiyorsun? Ama patatesimiz bile yok. Sanırım sosum bitti. Ah, benim resimden değil. İşte her şeyi mahvettim. Ne kadar lezzetli. Kahretsin, sosları yedim. Şimdi kesinlikle kaybedeceğim. Pekala, zaman doldu. Orada ne çizdiğinizi görme zamanı. Tek seçeneğim çizimlerimi Suzy'ninkiyle değiştirmek. Bekliyorum. Jolie, ne yaptın sen? Bu balığa benzemiyor. Mida, bana ne çizdiğini göstersene. Vay canına, iyi görünüyor. Şimdiye kadar gördüğüm en iyi soslu resim bu. Suzy, sen hiç çalışmadın. O zaman sana bu balığı vermek zorunda kalacağım. Umarım çiğ balık yemeyi seviyorsundur. Bana mı? Ama bu haksızlık. Ha, derinleri iğrenç balığı yemek zorunda kalacak. Neden hemen iğrenç diyorsun? Onu pişirebilirim. Dibrilorum da var. Aa, ne yapıyorsun? Aa, üzgünüm. Sadece onu nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Sanırım onu balığa doğru tutmalıyım. Bakın ne kadar lezzetli bir balık çıktı. Yani güzel yemek yiyebilirim. Çok lezzetli. Kızlar, bu sefer en tatlı ödül sizi bekliyor. Yani bir yumuşacık şey. Kendinize kedi makyajı yapmalısınız. Kim daha iyisini yaparsa bu bebeği alır. Her zamanki gibi bir dakikanız var ve çoktan başladı. Kendimdeki kediye çok benziyorum. Bu yüzden çok fazla ayrıntı bitirmek zorunda kalmayacağım. Şimdi kendimi fazla değerlendiriyorsun. Herkes benim kazanacağımı biliyor. Burnum hazır. Bıyıklar kaldı. Evet. Kimse aynayı kullanmaya yasaklamadı değil mi? Siz nasıl havalı makyaj yapabileceğinizi anlamıyorum. Ama onunla çok daha iyi. Neredeyse işim bitti. Hepiniz benim için uygun değilsiniz. Çünkü makyajım en iyisi. Vay canına. Mila bak. Julie hile yapıyor. Aynayı kullanıyor ancak bunu yapamaz. Bence ona öğretmeliyiz. Haklısın. Tam olarak nasıl yaptığını biliyorum. Hey, ne yapıyorsun? Neden? Böylece tüm makyajım bozulur. Şimdi kesinlikle kaybedeceğim. Ben çok tatlı bebeği istiyordum. Bak Suzy, burnunu biraz ıskaladın. İstersen sana yardım edebilirim. Okay. Tamam, eğer senin için zor değilse çok memnun olurum. İşte şimdi çok daha iyi görünüyorsun, kediye benziyorsun. Teşekkürler, her zaman arkadaş olduğunuzu biliyordum. Pekala, en sevimli bebeğin tam olarak kime sahip olacağına karar verelim. Julie böyle bir şeye bakamayım. Çok kötü oldu. Julie sen ne yaptın? Burada korsanlık oynamıyoruz ki. Ne? Korsan mı? Mila! Seni pislik! Ama Mila makyajı çok iyi. Bu arada bu tüylü sana gidiyor. Yaşasın! Seni seveceğim, besleyeceğim. Hayır! Mila'nın kediciye alerjisi varmış. Büyütecek bir şey yok. Oh my! Çok güzel. Mila kırmızı olmuş. Doktor gerekiyor. Çok tatlı. Bu sefer ben başlayabilir miyim? Bizim için sakıncası yok. Hacınla bunu görüyor musunuz? Yeni iPhone'umu aldım. Ne kadar da havalı. Bu hava etmek için bir sebep değil. Hepiniz beni kıskanmalısınız. Asla böyle bir telefonunuz olmayacak. Alex çekmeme karışma. Ver şunu bana, telefonunu alacağım. O görünüşe göre bu uzun sürecek. Bana verin yeter artık. Ne yapıyorsun Mila? Hemen telefonu geri ver. Beni rahatsız etmeyin, ben oyun oynuyorum. Aslında ben istiyorum. Ne olmuş yani bunda değil. Ne yaptınız siz? Telefonumu düşürdünüz. Ups, bu çok garip oldu. Ona ne oldu Alex, söyle bana. Bunu görmesen iyi olur. Hayır, bunu yapma. Düştü, kırıldı. Üzgünüm Julie, bunu yapmak istemedik. Kavga etmeyelim. Kasanın içinde ne olduğuna bakalım. Sanırım garip bir ses duydum. Orada ne var? Ulaşamıyorum. Sanki benden kaçıyor gibi. Gözlerime inanmıyorum. Bu bir kurbağa. Ciddi misin? Olamaz. Biri onu kafamdan alsın. Üzgünüm ama ona dokunmayacağım. Oh, sanırım kurtuldum. Hayır, sadece benim üstüme atladı. İşte bu çok komik. Harbi yapışırmış resmen. Alın onu. Ne yaptın sen Julie? Neredeyse onu yutuyordum. Bence biz boşuna o kadar çok korktuk. Ne kadar tatlı olduğuna baksanıza. Ya bu büyülü bir prense? Büyünü kaldırmaya çalışacağım. Öpmeye çalışacağım. Peki nasıl oldu mu? Mila kurbağa öptü. Ne olmuş yani? Kontrol etmem gerekiyordu. Ben de kasandakileri kontrol etmeliyim. Burada bir çeşit şapka var. Onunla ne yapacağımı bilmiyorum. Giymeyi dene. Belki yakışır sana. Dikkatli ol Mila. Kurban yine atladı. Vay canına. Ona ne olduğuna baksanıza. Şimdi sanki çikolatadan yapılmış. Evet gerçekten öyle. Bağcığında kesinlikle çikolata nefis. Şapkının nasıl çalıştığını anladım. Ben zaten onu ne koyacağımı biliyorum. Ne yapıyorsun Jolie? Zaten yaptığım telefonumu çikolataya çevirdim. Mükemmel bir icat. Ne kadar lezzetli. Benim de bir şey dönüştürmem gerekiyor ama benim hiçbir şeyim yok. Bak Jolie, harika çikolataya dönüştü. Ne yapıyorsun tatlım? Neden parmağına ihtiyacın var? Dur, onu yemene gerek yok. Haklısın, ben bir şey düşünmedim. Alex'i nasıl geri getireceğimi biliyorum. Sadece şapkanı çıkarmam gerekiyor. Oh, teşekkürler Jolie. Okay. İlk olma sırası bende. Sanırım bu sefer lezzetli bir şeyler aldım. Bacanaz çikolata ve smoothie. Havalı görünüyor. Paylaşacak mısın? En azından önce onu açmam gerekiyor. Ne kadar beceriksiz birisin. Buradan döndürmelisin. Oh, teşekkürler. Şimdi benimle paylaşacak mısın? Tabii ki hayır. Bunu nasıl düşünebilirdin? Hepsini kendim içeceğim. Bu arada çok lezzetli. Aç gözlü. Ben sana yardım ettim. Tamam. Al o zaman. Ne yapıyorsun Jolie? Tüm kokteylimi dökeceksin. Eğer paylaşsaydın her şey iyi olacaktı. Çok komik. Melan'ın sırası geldi. Açmak istemiyorum. İçinde kesinlikle tatsız bir şeyler var. Of ya, kokuşmuş balık. Size söylemiştim. Onunla ne yapacağım peki? Bunu ağzıma koyamam. Çabuk ye yoksa boğuluruz. Ama istemiyorum. Sadece sizin için bunu yapmaya hazırım. Bu çok iğrenç. Korkunç. Hayatımda bir daha asla balık yemeyeceğim. Hala kalmış. Çabuk bitir şunu. Tamam. Ben de tüm balıkları hemen yemeliyim. İnanılmaz. Böyle bir şey nasıl yapabilirsin? Melan'ın böyle bir şey yapabileceğini hiç düşünmemiştim. Yavaş ol. Yüzüme bir balık fırlattın. Ama bu komikti. Peki öyle değil. Sen kasanı aç. Burada bir tane şeker var. Onunla ne yapacağım peki? Muhtemelen yiyeceğim. Hepsi bu. Lezzetli ama çok azdı. Minicik. Garip bir şey. Haklısın. Ay, belki de bir açıklaması var. Bana neler oluyor? Yüzün şekerle kaplı. Ellerin de. Bacından. Şeker yine de sihirliymiş. Bakın, eski şekerlerin yerine yenileri geliyor. Ben de deneyebilir miyim? Harika. Enfes. Bakın, şimdi ben de şekerle kaplıyım. Süper. Nasıl da hoşuma gitti bu? İstiyor musun Mila? Hayır. Çok garipler. Yaşasın yeni kasalar. Benimkini açmaya hazırım. Ağacının içinde bir kavanoz Nutella var. Aynen, ne kadar büyük, süper. Nereye çöp attığına dikkat et Jolie. Ay, çok acıyor. Üzgünüm, Nutella benim bu kadar dikkatsiz yaptı. Sadece denemek için sabırsızlanıyorum. Bakın ne kadar çikolatalı. Bu gerçek bir zevk. Ben de istiyorum. Harika. Yine de biraz olacağım. Teşekkürler. Bir daha Nutella'ma yaklaşma Alex. Onu kimseye vermeyeceğim. Jolie, her tarafım bulaştı. Ne olmuş yani? Oh hayır. Görünüşe göre elim kavanoza sıkışmış. Birinin acil yardıma ihtiyacı var gibi. Çek Alex. Hayatım boyunca böyle yürümek istemiyorum. Çekiyorum ama hiçbir şey işe yaramıyor. Yardım edin, düşüyorum. Ama sen kendin çekmemi istemiştin. Vay canına, Nutella kavanozu artık bende. Nasıl olduğumu sormak istiyorsanız iyiyim. Bizi sormak gerekirse sormak istemedik. Nutella'mı neden aldınız? Burada hala kaldığına çok sevindim. Benim kasada ne var bakalım? Iy, hemen gaz maskelerini getirin. Bu peynir ve küflü. Şu an onu yersen gaz maskesine gerek kalmayacak. Bence Mila dostça yardımımıza ihtiyacı var. Aslında hayır, yardım etmenizi istemedim. Sanırım işe yaradı. Neredeyse her şeyi yedin. Böyle bir şey nasıl olabilir ki? Kusacağım şimdi. Zar zor dayanıyorum. İyi ki her şey yolunda. Sadece benim gizli kasam kaldı. İçinde bir kare delik var. Kasada ne olduğunu önemli değil. Onunla ne yapacağın önemli. Her zaman doğru kararları vermeni ve en zor durumlardan kurtulmanı dileriz. Her şey senin elinde.